Selim bundan sonra o mahallede kalıp çocukları çalıştıracak demek. Evet efendim, yani gerçekten rezillik. Ben hiç anlayamadım. Ama bu iyiler biraz garip oluyor efendim, biliyorsunuz. Özellikle çocuk görünce dayanamıyorlar. Enteresan. Çoluk çocuk dediğinin anne babası havacılık teknolojisinde çığır açacaklardı. Sokakta top oynayan rastgele bir çocuktan bahsetmiyoruz. Tabii, haklısınız efendim. Selim'in yapay zekasının bütün şifreleri değiştirildi. Sen de Alfa'nın bütün şifrelerini değiştirmişsindir herhalde. Tabii efendim. Değiştirdim. Sonuçta benim bütün şifrelerimi Selim de biliyor. O gitti, benim ilk işim şifrelerin hepsini değiştirmek oldu. O çocukların arasında ol. Ne yaparlarsa bize ilet. Bunu da evinden yapamayacağını biliyorsun herhalde. Tabii biliyorum efendim. Bilmez olur muyum? Ben de zaten yakinen takip ediyorum. Ama biz bu vedalaşmayı bir öğrenemedik ya. Ha, lafım bitmedi lafım. Yok, öğretemedik. Geldi. Aslan! Ne oldu? Kapı açılmıyor, bir sorun mu? Hop. Buraya kadar girebilirsin Selim. Sorun falan yok. Bilerek bizzat açmadım sana kapıyı. Nedenmiş o? Şirket yasakladı Selim. Hadi sen git mahallende misket oyna Selim. Yani bir insan şu zenginliği nasıl elinin tersiyle itebilir anlamıyorum arkadaş. Bu arada arkadaş demişken lafın gelişi söylüyorum ha. Benim senin gibi bir arkadaşım yok. Aslında benim hiç arkadaşım da yok. Aspar. Sende birkaç eşyam var, onları alıp çıkacağım. Hop. Hayır, alamazsın Selim. Şimdiye kadar şirket sayesinde dünya kadar para kazandın, ona say. Ya bari bir veda edelim ha. Orada dur genç adam. Ben biliyorsun hala şirket bünyesinde çalışıyorum ve biz vedaları hiç sevmeyiz. Öyle olsun. Hadi. Aspar. Ama ne olursa olsun seni, hatta Alfa'yı bile özleyeceğim. Öyle mi? Eziksiz özleyecek haberi yok. Ne dedin? Bir şey demedim. Dedin bir şey dedin. Demedim ya. Ya bir şey dedin. Ya tamam artık, geldin vedanı ettin. Duygusal atmosferi bozma, dön arkanı git Selim. Eseksi de özleyeceksin dedin. Niye öyle dedin? Ya duymuşsun işte kardeşim. Niye soruyorsun o zaman ne dedin diye? Aspar. Şifreleri mi değiştirdiniz? Değiştirdik, ne olacak? Alfa'nın şifresini de değiştirdin mi? Değiştirdim tabii. Saf mıyım ben, niye değiştirmeyeyim? Tamam, görüşürüz. Görüşürüz Selim. Görüşürüz anneanne. Aa, dur hop. Gel bakalım. Sen şimdi benden selamlaştığını mı zannediyorsun ha? Selamlaşma böyle olmaz paşam. Hani öpücük. Kusura bakma anneannem. Çocuklarla konuşmamız lazım. Bu her gün yaptığım bir şey değil mi zaten? Evet ama Selim abi bizi çalıştıracak. Ama nerede çalışacağımız belli değil. Bize yer lazım. Ha, isterseniz burada çalışabilirsiniz. Ev olmaz anneanne. Hem bu projeyle yarışmaya katılacağız. Sürekli çalışmamız lazım. Siz bütün bilgisayarları doluşturacaksınız tabii oraya, değil mi? Hazırlar. Yani elinizden gelse selamı bile bilgisayardan vereceksiniz. Peki bu ne o zaman anneanne? Bu sayılmaz canım. Ben gazete okurken böyle yazıları büyütemiyorum ki. Büyük bir nimet. Ha anneanneciğim. Akşama yemeği ben hazırlayacağım kuzum. Ne istersin, ne yapayım sana? Makarna. Oy ben ne edem? Nereye gidem? Üzüntüden fakir gibi tepki verdim ya. Aman Allah'ım, bu başıma gelen reva mıydı?
Olmuyor ya. Olmuyor. Ne tepki verirsem, ne kadar üzülürsem üzüleyim yetmiyor. Gitti Alfa'm. Benim minik yapay zekam. Gitti kelebeğim. Durduk yere mutsuz oldum. Eğer ben de asparsam, ki öyleyim, o mahalleye gidip... Ne yapacağım ya ben o mahalleye gidip? Tamam. Sakin Aspar. Sakin ya. Onu da artık mahalleye gidince düşünürsün. Bak üzüntüden üzülmeyi unuttum ya. Gitti Alfa'm. Alfa'm ya. Ya Alfa'm gitti ya. Ben alışverişe çıkıyorum paşam. Tamam. Tamam mı? Yani Mahsen'e Selim abi mi alıyoruz? Hayır, ona tamam demedim. Almıyor muyuz? Arkadaşlar tamam dediğimi unutun. Mahsen konusuysa bilmiyorum. Zeynep'e de sormak gerek. O da gruba girdi sonuçta. Hemen. Yani çok da şart değil aslında. Gruba girmiş olabilir ama eski dostumuz da değil sonuçta. Yani Zeynep'e sormak zorunda değiliz. Mahsenimizle ilgili kararları olmadan da alabiliriz. Bilgin? Efendim? Zeynep'i de mi ekledin toplantıya? Evet, öyle konuşmadık mı? Konuşuyorduk da ekleyelim de dememiştik. En azından bir haber verseydin. Ne bileyim, siz Zeynep deyince ben de hemen... Bilgisayarına girdim, ekledim. Vay be! Bilgisayarda gerçekten Hüseyin Bolt kadar hızlısın be Bilgin. Hiç duymadın mı Tonguç? Bazen hız felakettir. Merhaba Zeynep. Merhaba. Biz de senden bahsediyorduk. Evet, duydum. Özellikle de o Yiğit Evi'ni beğenci yorumlarını. İsterseniz... Mahsen de buluşalım. Nerede çalışacağımıza da yüz yüze karar veririz. Olur mu? Denek faresi miyim ben Letafet? Yani bir perukla falan deneseydik olmaz mıydı? Ama hayatım, yani bu kadar uzun peruğum yok ki. Hem müşteri geldi. Yani böyle çılgın bir şey istiyorum dedi. Kına gecesi için. Öncesinde bir denemem lazım. İyi tamam, dene o zaman. Sizin kiracı değil mi? Hani kız nerede? Ay neler oluyor, neler oluyor, neler oluyor, neler oluyor? Bir şey olmuyor Letafet. Yani sen öyle söyleyince baktım bir anda ben de. Çok da yakışıklı adam yalnız. Bilmem yani hiç dikkat etmedim. Pek de kibar birine benziyor. Doğrudur. Ama parmağında yüzük vardı sanki. Nişanlı mı? Gerçekten mi? Kız şaka yaptım, oyun yaptım sana. Dedim acaba yüzük düşecek mi? Ya ne yapıyorsun Letafet? Bir oyunlar, bir şakalar, bir şeyler. Yok öyle bir şey. Adam kiracımız. Tanımam etmem. Saça odaklan sen, saçına odaklan. Saç. Ay. Bak. Canım kardeşim. Biliyorum anneni, yeğenini çok seviyorsun. Ama öyle bir ömür geçmez ki. Hayatını yaşa. Tamam. Sen bunları biraz düşün. İşte size bahsettiğim dükkan burası. Ne olarak kullanacaksınız? Ofis olarak kullanacağız. Mahallenin çocuklarıyla bir proje üstüne çalışacağız. Fiyatı biraz yüksek ama. Olsun. Çocuklar için değer. O zaman içeri de bakalım isterseniz. Lütfen. Allah Allah. Esnaf mıydı bu adam ya? Niye bu dükkan tutuyor acaba? Arkadaşlar, boş bir dükkan baksak bize kiralamazlar. Selim Hoca'ya da yük olamayız. Bir an önce projemize başlamamız lazım arkadaşlar. Mekan düşünerek kaybedecek vaktimiz yok. Bunları biz de biliyoruz. Bir önerin varsa söyle. Galiba geriye tek seçenek kalıyor. Sanırım başka çözüm yok. Mecburen
Mahsende çalışıyoruz. Takımı dağıtıyoruz. Ne? Ne dedin? Takımı dağıtıyoruz mu dedin? Ya ne bileyim. Siz başka yolu kalmadı deyince ben de... Arkadaşlar. Bu yarışmayı kazanmak çok önemli. Sonuçta ilk aşamada birinci olamadık. Ama sen ikinci oldun Yiğit Efe. Büyük başarı. Sıralamaya takılmasak. Ayrıca birinci olamadıktan sonra ne önemi var ki? Aramızda sıralamaya takılan tek kişi sensin. Ama evet, haklısın. Şimdi bunları bir kenara bırakıp eksiklerimizi tespit etmemiz gerek. Selim abi haklı. Hepimiz farklı konularda çok iyiyiz. Ve gerekirse mahzeni yetişkin almama kurallarından vazgeçeriz. Anlaştık. Şahin geliyor. Yine bir sorun çıkarmazlar inşallah. Amin. Koca Aspar yerden bitmelerden kaçtım resmen. Bugünü takvime kaydedeceğim. Oo, Efelerin Efesi ve Cimcime Çetesi. Selam vermek yok mu ya? Böyle mi yetiştirdi ananız babanız sizi? Bize bulaşma Şahin. Duyduğuma göre çalışmak için bir yer arıyormuşsunuz. Sen mahalleye taşınan yeni kızsın değil mi? Senin bu mahalleye taşınmanın yüzü suyu hürmetine yardım edeceğim size. Nasıl? 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 Size uygun bir yer biliyorum. Gelin benimle. Gerçekten mi? İnanmazsanız gelin de görün. Şahin'e inanmıyorsunuz değil mi? Neye inanmayacakmışız? Kandıracak sizi. Sizinle alay edecek. Nereden biliyorsun? Belki yardım etmek istiyor. Hemen ön yargılı olmasan mı? Sen de bilip bilmeden her şeyi atlamasan mı? İyi. Siz gidin. Ben gelmiyorum. Haberleşiriz. Hadi hemen gidelim o zaman. Ne yapıyor bu çocuk? Yiğit Efe niye gelmedi? Alfa bana yardım et. Alfam da yoktu ya. Gitti Alfam. Ayşe Hanım eve kadar yardım edeyim. Yok yok gerek yok sağ anne. Ol sağ ol. Sevgi. Ben yardım edeyim. Ay, niye herkes bana yardım etmek istiyor canım? Esas biz sana yardım edelim kızım. Ne oldu elektrik mi çarptı? Ay yok anne ne elektrik çarpması? Araba. Anneciğim hiçbir şeye çarpmadı. Saçımı letafet yaptı. Hah geldi bak. Sen de izin verdin. Öyle oldu. Ay Zevkini kaybetmiş olman bir kaza haberinden daha çok üzdü beni şimdi. Araba çarptı de geç kızım. Üzme yaşlı anneni. Ay anne. Hanım nineciğim, hanım nineciğim ya hanım nineciğim. Siz yaşlı başınıza niye taşıyorsunuz efendim? Verin ben taşıyayım. Ay bu da litafetten öğreniyor herhalde bu hitapları. Efendim size ne soracağım? Sizin kiracıyı gördüm de gelirken siz onu kovdunuz mu ya? Nereden çıktı evladım? Ya şu benim yan dükkana bakıyordu da böyle çocuk falan bir şeyler dedi ama tam da duymadım. Pahalı. Ah Yiğit efem de geliyor. Hadi biz eve gidelim artık. Hem şu saçlarını daha fazla görmeyeyim ben sevgicim. Makarna istedi paşam. Neli yapsak acaba akşama? Kıyma. Kıyma efendim. Az yağlı kıyma hazırladım. Akşam yemeğinde kıymalı makarnadan daha iyisi olmaz. Efendim siz geçin bunları. Ben domatesle fesleğen koydum. Fesleğen zaten kokusuyla büyüler adamı. Buyurun bunu alın siz. Yani... Bilemedim ki şimdi. Bu gereksiz şaka için mi bizi buraya kadar yürüttün yani? Tabii. Bence komik. Hiç de komik değil. Zekicim şaka bile değil. Resmen alay ettin bizimle. Yiğit Efe haklı çıktı. Hadi boşver gidelim. Yalnız millet. Bakın tavuk kümesi deyip geçmeyin. Her gün yumurta da verir size. Satıp drone'unuz için sermaye yaparsınız. Yer bulacaksın sandar ya. Hadi biz de gidelim.
Espri yeteneği de kötü bunun. Kötü mü? Evet kötü. Belki de aradığım destek kuvvet bunlardır. Hem kötü hem sevimsizler. Evet. Bu çocuklar ajanlarım olmalı. Kıyma. Siz bunu anla efendim. Taze taze. Buyurun. Sevgi. Hüseyin evladım. O adam dedi. Siz bunu alın efendim. Kıyma kıyma. Yağlı yağlı yemesin şimdi. Bunu alın. Letafet. Ay müşteri geldi. Buyurun efendim siz bunu alın. Kamil efendi. Efendim. Yiğit efe. Dur. Seni de ateşe atamam. Ayşe annem. Sağlıklı beslenme her yaşta şart. Sizde de maşallah evde 3 nesil var. Fesleğinin faydalarını saymaya kalksam akşama kadar bitiremem. O derece yani. İyi. Git şuraya da anlat. En azından akşama kadar kurtuluruz senden. Efendim bu çocuk et olmadan doymaz. Zaten biraz zayıflamış mı ne? Yağlı yağlı gerek yok şimdi. Hava da güzel. Siz Bostan'dan taze geldi. Siz bunu al. Ay ama vallahi ben yaşlı başlı kadınım. Böyle olmuyor. Arada kalıyorum. Tansiyon çıkacak şimdi. Şöyle yapsak. İkiniz de kendi tariflerinizle makarna yapsanız. Hangisi iyisi onu seçeriz. Aferin Yiğit Efe, bravo. Bunlar demokratik nesil bunlar. Çözüme odaklı, soruna değil. Bak nasıl çözüm üretti. Bana uyar. Anlaştık. Olur. Olur. Göreceğiz. Göreceğiz. Beni kurtardın. Annem de tadına bakar. Karar o verir. Şimdi gene batırdın. O zaman makarnanı yarın akşam yiyeceksin Yiğit Efe'cim. Başka çaresi yok hadi. Ben gidiyorum çok işim var. Vallahi diktiler beni buraya yol kazığı gibi. Sağ ol. Benim bir işim var içeride. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Hadi, hadi bakalım. İyi günler. İyi mi günler? Muhatap olunan kişi Aspar değil. Evet. Ben Selim. Beğenemedin mi? Fark edildi. Sanırım bir süre beraber çalışacağız. Elbette. Verilen komutlara uymak benim görevim. Tamam. O zaman ortak havuzdan daha önce çalıştığım drone projelerine ulaşmanı istiyorum. Anlaşıldı. Şirket havuzuna erişiminiz yasaklanmış görünüyor. Sen buna sevindin mi? Hayır. Verilen komutlara... Uymak senin görevin, tamam. Sözüm kesildi. Ya alıngan mısın sen biraz? Alınganlık bana yüklü programlarda yok. Tamam. Pes etmek yok. En baştan başlayacağız. Sonuçta benim alanım. Yeni bir dosya açmanı istiyorum. Talimat bekleniyor. Dosyada da kırlangıç olsun. Hayırdır paşam, dalgınsın. Keyfin mi yok senin? Nereden anladın anneanne? Anneanneyim ben, anlarım. Anlat bakayım, ne oldu? Hani Selim abiyle çalışmak için yer bakıyorduk ya. Ha evet, şu mevzu. Aa anne, Hüseyin'in bahsettiği dükkan bu konuyla alakalı olabilir mi? Ne dükkanı? Selim abin çocuklarla çalışmak için haline durumuna bakmadan dükkan arıyormuş ya. Anlaşıldı. Bu işe de biz el atacağız. Aa, anne nereye gidiyorsun? Selim abine arkadaşlarına söyle bülbül sokağa gelsinler. Gençler! Bize mi seslendin? Evet. Size bir teklifim var. Neymiş o? Anlatacağım. Ama önce oraya geleyim. Burayı ilaçlıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Çok fena ya. Size bir sır vereceğim. Sebep? Canım istiyor vereceğim. Allah Allah. Sorgulama ya. Dinlesene. Ben şirket için çalışıyorum. Ne? Ya gerçekten şu meşhur şirket için mi çalışıyorsun? Bağır bağır. Şu karşıdaki evden duymayanlar kaldı. Bak o tarafa doğru da bağır. Şşş. Bir sır diyorum ya. Ya gerçekten meşhur şirket için mi çalışıyorsun? He, ne sandın? Size
bir teklifim var. 5 dakika sonra Kuzguncuk'taki kafede buluşalım. Orası çok lüks bir yer. Ama 5 dakikaya gidemeyiz ki. Yani yürüyerek yarım saat. Hani otobüse binsek de yetişemeyiz. Tamam. Tamam gençler. 1 saat diyelim, olur mu? 1 saat sonra orada buluşalım. Tamam. Hadi görüşürüz. Otobüs diyorlar ya. VIP araçları bile yok. Resmen fakir bunlar. Anne dur. Anne niye buraya geldik? Merhaba, merhaba evladım. Gel buyur. Sevgi Hanım, nasılsınız? Saçınıza ne oldu? Yo, iyiyim. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Burası neresi? Burası benim kızımın ofisi. Ya burası ne kadar güzel bir yermiş. Arada bir tozunu mu alsanız? Biraz sanki bakımsız kalmış değil mi Sevgi Hanım? Ha benim değil. Ablamındı. Daha doğrusu ablam eniştemindi. Merhaba. Aa merhaba çocuklar. Gelin bakalım gençler. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Biz de uzun zamandır giremedik buraya. Hatırası var. Ama şimdi düşünüyorum da hatırayı korumak ona dokunmamakla olmuyormuş. Çocuklarla çalışacaksınız madem, bir yer tutmak istediğinizi de biliyorum. Şu halinizle kira ödemeyin dedim. Şu halinizle derken aslında benim halim de pek... Evladım, kısacası burası işinize yarıyorsa kullanın diyorum. Anne. Sevgicim bunda şaşıracak bir şey yok ki. Eminim ablan da enişten hayatta olsalardı onlar da bunu isterlerdi. Sen bir tanesin anneannem. Tabii ki bir taneyim. Çak. Sen söyle. Ben söylemem. Sen söyle. Söyle. Ben söylemem. Ben korkuyorum ya. Ay niye korkuyorsun? Hasret Hanım. Daha çok bekleyecek miyiz? Başım tam ortasına göre olmalı. İşte sırrım kekik. Masaj. Evet, her şey kıvamında. Şimdi sen 24 saat dinleneceksin. Sonra senden dünyanın en güzel kıyması olacak. Kıymetli etimiz. Bunun adı rekabet değil, bu başka bir şey oldu bu. Düpedüz delirdiniz. Ablan o senin ya. Konsantrasyonumu bozma bakkal. Allah Allah. Şahin, gitsek mi ya? Adam bir tuhaftı, normal değildi. Ya normal ve sıkıcı biri değildir diye buraya kadar geldik zaten. Adı neydi adamın? Adı... Müzik.
sevimli olma. Ama bazen sırıt zorla. Eğlenceye ihtiyaç varsa karşınızda duruyor. Zevklidir. Sizi çok zengin yapabilir. Mıy mıy çocuklar değilseniz size çok iyi gelecek. Aspar! O geleceği planlar. O bir teknoloji dehası. O kötülükte bir dünya markası. Ve doğuştan karizması karşınızda Aspar! Evet, burada alkışlayabilirsiniz. Şunu da alsanız iyi olurdu. Kusura bakmayın, üzerine biraz daha çalışmamız gerekiyor. Fark ettiyseniz vokal kısımları daha zayıf. Neyse. Nasılsınız gençler? İyiyiz. Ya siz gerçekten şirket için mi çalışıyorsunuz? Aa, yalan söyleyecek birine mi benziyorum? Yok yok, hiç değil. Yok, elbette hayır. Ama söylerim, yalanı çok severim. Beni insanlardan ayıran milyonlarca özelliğimden biri de budur. Ve dikkat ettim, siz de diğer çocuklardan farklısınız. Yani tabii yani öyleyiz. Nasıl kandırdınız ama onları? Gerçekten ofis bulduğunuzu zannettiler. Üzdünüz onları. Ya aslında niyetimiz kötü değildi. Kötüydü. Kötüydü. Tam da bu yüzden sizi seçtim. Benimle çalışmanızı istiyorum gençler. E tabii karşılığında alacaksınız. Gerçekten mi? Çok seviniriz. Ne güzel. Ama yanlış anlaşılmasın ha. Bunu sizi sevindirmek için yapmadım. Neyim ben? Masalcı dede falan mı? Tamamen kendi menfaatim için yaptım. Görev tanımınızı veriyorum. Mahalledeki küçük insanların yanında durup olan biteni bana gammaz diyeceksiniz. Rapor. Rapor vereceksiniz. Anlatacaksınız. Ajanım olacaksınız. He. Bunu anladınız. Güzel. Evet çocuklar, kısa zamanda çok büyük bir iş başardık. Hepinizi tebrik ederim. Artık bir çalışma grubu olduğumuza göre önce şartları belirleyelim. İlk önce kurallardan bahsedeceğim. Bundan sonra bana artık abi demek yok. Ne diyeceğiz peki Selim abi? Adam abi demeyin dedi. Dakikasında abi dedin Tonguç. Sen de adam dedin. Bu değil değil. Adam zaten değil mi? Boş ver Bilge. Zeynep bana laf atmak için söyledi onu. Selim Hoca diyebiliriz. Bak bu olur. Ciddiyetinizi ve konsantrasyonunuzu asla kaybetmeyeceksiniz çocuklar. Zeynep ve Yiğit Efe sene sonundaki büyük yarışa katılmaya hak kazandılar. Bu çok önemli bir başarı. Yarışmaya grup olarak katılmak isteyenler ayrı bir elemeye gidecekler. Ve bu elemeye tam 4 hafta var. Bu elemeyi geçenler büyük yarışa grup olarak katılacak. Düşünsenize çocuklar. Bu mahalleyi siz temsil edebilirsiniz. Şimdi... Kaç kişiyiz? 5. 7. Selim Bey. Merhaba. Bir maruzatımız olacaktı ama. Maruzat mı? Yanlış kelime mi kullandın? Doğru ama Şahin'in kullanmasına şaşırdım. Buyurun çocuklar, sizinle tanışıyor muyduk? Hayır. Maalesef bir türlü fırsat olmadı. Biz de bu mahallede oturan... Teknoloji bağımlısı, drone sevdalısı, bilgisayar aşığı, kodlama delisi gençleriz hocam. Siz mi?
Bu takım mahalleyi temsil edecek dediniz. Ama arkadaşlar bizi aralarına almıyorlar. Öyle mi? Kim almıyor? Yani direkt isim vererek rencide etmek istemem ama Yiğit Efe mesela. Selim abi. Yani Selim hocam. Hiç öyle bir istekleri olmadı. Bugün biz çalışmak için uygun bir yer aradık. Bizimle dalga geçtiler hatta. Kim? Biz mi? Bütün takipçilerimin üstüne emin ederim bir şey yapmadık. Emin ederim diyor ya, yemin diyemedi. Her neyse, geçmişimize bir sünger çekip teknolojiyi hayatımızın merkezine koymak istiyoruz hocam. Gecemizi, gündüzümüzü bu işe vakfetmek istiyoruz. Vakfetmek mi? Söylediğimiz her kelimeyi şaşırmaz mısın lütfen? Affedersin. Çocuklar, arkadaşlarınız gayet makul bir istekte bulunuyor. Bu mahallede yaşadıklarına göre çalışma grubuna katılmak onların da hakkı. Şimdi şöyle yapalım. Yarın okul çıkışı tekrar burada buluşalım. Arkadaşlarınızın takıma katılma isteklerini hep beraber oylayalım. Oylamanın sonucuna göre hareket ederiz. Ayrıca sizden bir isteğim daha var. Yarın herkes şu ana kadar yaptığı icatlardan bir tanesini getirecek. Bunu ilk ödeviniz olarak düşünün. Buna siz de dahilsiniz. Hocam. Bakalım hangi alanlara ilginiz var, hangi alanlarda yeteneklisiniz, bunları göreceğiz. Grup kurallarını sayınız netleşince belirleriz. Hadi bakalım, şimdi herkes evine. Çok teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun. İyi günler hocam. İyi günler. Şahin ve Müge grubu alacak mısınız gerçekten? Önceden beri hep uğraşır bizle onlar. Daha çok da Şahin. Çok uzun ve zor bir yol Yiğit Efe. Daha önüne çıkan ilk engelde moralini bozarsan ilerleyemezsin. Hem tüm bu projeler öncelikle ekip işidir. Ekibindeki herkesi sevemezsin ama birlikte yol yürüdüğün herkes sana bir şey katar. Ayrıca daha önce Şahin ve Müge ile çalışmadın. Ama biz böyle iyiydik. Zeynep'le de arada atışıyorsun ama. Gözümden kaçtı sanma. O taktı bana. Sürekli benimle uğraşıyor. Ama teknoloji ilgisi var sonuçta. Proje katkısı olur. Uğurdacı! Uğurdacı! Uğurdan aralıyorum! Uğurdacı! Uğurdacı! Tamam, sessiz. Uğurdacıyım. Anladık, hurdacısın. Tamam, sessiz ya. Uğurdacı! Oh. Uğurdan aralıyorum! Uğurdacı! Merhaba Asper Bey. Nasılsınız? Ne oldu? Ne konuşuyorlar? Girebildiniz mi gruba ha? Anasından babasından bir şey kalmış mı Yiğit Efe'ye? O Selim yeni bir projeye başlıyor mu ha? Tamam tamam. Ne olduysa onu anlatın çabuk ama özet geçin ha. Burada hurdalar filan var. Bu ne ya? Benim acilen lüks konutuma dönmem gerek. Yarın bizi de gruba almak için bir oylama yapacaklar. İyi tamam. Herhalde birkaç kişiye şirin görünüp oy almayı becerirsiniz ha? O iş sizde. Bir de yarın kendi icatlarınızdan birini getirin dedi Selim Hoca. Hoca demeyin şuna ya. Hoca demeyin. Tamam. Yarın götürürsünüz. Ben gidiyorum o zaman. Bir dakika. Sizin böyle teknolojik şeylerle falan ilginiz yok mu? Ne ya? Radyoyu falan açıp hani içine bir şeyler ekleyip böyle birbirine bağlayıp lamba yapamıyor musunuz? Hiç öyle şeyler yok mu yani sizde? Tam adamlarını bulmuşum ya. O zaman. Hurdacı! Evet sen, gel buraya. Sana reddedemeyeceğin bir teklifim var. Elime dokunmadan al be. Hadi çık 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 çık. Evet. Şimdi şunları. Şuraya. Bu olmaz. Şunu. Çocuğum oynama o kutuyla. Konsantrasyonum bozuluyor bak. Vallahi sıcak oldu biraz senin. Bir yapalım. Çekiç vardı. Olmuyor ya. Niye olmuyor bunlar? Selim böyle bu bir şeyleri birleştirince yürüyordu, ses çıkarıyordu bunlar. Ellerim de kirlendi. Olmuyor. Ne yapacağız? Yani bizden yarın bir icat istediler. Of çok sıkıldım ben, eve gitmek istiyorum. Tamam. Kendi yöntemlerimle halledeceğim. Para girecek devreye. O Selim
sizi mecburen alacak gruba. Yani bundan sonra Yetepe'nin anne ve babasının eski hapislerine çalışacağız. Kocaman yer. Bilgisayarları da çok eski değil üstelik. Bazı kitaplar da var. Okumama bir şey demezler inşallah. Amin. Bilgisayarlarda farklı hangi programlar var acaba? Yarın hepsini incelemek istiyorum. Oylamaya göre belki Müge de bizim takımda olacak. Hani şu internette çok takipçisi olan kız. Hatırladım. İşte onunla aynı grupta olabiliriz. Ama onu istemiyoruz. Dünyanın en hızlı drone'unu yapabiliriz. Düşünsene anne. Maalesef şu anda mümkün değil. Sanırım yarın buluşmamız gerek. Detaylı konuşalım bu konuyu. Yarın mı? Size raporları göndereyim. Ayrıntılı bakın, olur mu? Tamam. Bir bilgisayarıma bakmam lazım. Sabah 10'da toplantım var. 9'da gelseniz uygun mudur? Tamam. Ama her gün dışarıda olmanız, yani nasıl olacak? Dersleriniz var, aile olarak birlikte vakitte geçirmemiz lazım. Yani kızım, bence bütün herkesin ailesi buna karşı çıkar zaten. Senelerdir tek başıma uğraşıyorum. Ama drone'um istediğim gibi olmadı. Takıldığım yerde soracak kimse yok. Etrafımda teknolojiden anlayan yok. Ama şimdi bir şansım var. Nihayet başarabilirim. Başar zaten. Biz onu isteriz kızım. Ama bizim yanımızda Başar. Ay gitti çocuk. Arzu, psikoloğa gitmenin zamanı geldi galiba. Geldi de geçiyor Ahmet Mithat. Ay benim er kadar bebeğim büyümüş de takıma giriyor. Artık yemesen mi? Doktor yasaklamadı mı sana? Ver. Al bakalım, afiyet olsun. Arkadaşların kurdular takımı yani. Evet, teknoloji takımı. Ama daha adı belli değil tabii. Olsun, olsun. Yani sonuçta hayatta her şey bir takıma girmek değil. Üzülmedin değil mi annem? Ama ben takıma girdim ki. Sonradan mı çıkardılar? Çıkarmadılar. Tonguç. Kuzum, sen anne bana takımı kurdular, beni de aldılar demedin mi? Evet. Çıkarmadılar mı? Çıkarmadılar. 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 Kovdular mı annemi? Kovdular değil mi? Kovdular mı annemi? Ya anne, sen bana neden inanmıyorsun ya? Ben teknoloji takımındayım diyorum. Neden? Ya... Çünkü... Neyse, ben geç olmadan bir icat bulayım. Yarın Selim Hoca'ya yeni bir icat göstereceğiz de anne, sen de bana yardım eder misin? Ya nasıl yapacağım, ne yapacağım? İcat. İcat. Teknolojik icat. Oğlum sıcak, üfleye bitsene. Efendim? Yemekten sonra odana bir çekildin. Yüzüne hasret kaldık paşa. Oo, yüzünüzün turşu sattığını bilseydik hiç özlemezdik. Yaklaş bakayım. Ofisi emrine verdik ama yine mutlu değilsin. Ya takımı tam kurduk. Çalışmaya başlayacağız. Şahin ve Müge geldi. Parti var zannetmişlerdir, yoksa niye gelsinler? Gıcıklık olsun diye geldiler. Takıma girmek istiyoruz dediler. Gerçi oylama olacak. Onları seçmeyiz ama yine de canım sıkıldı. İkisini de mahalleden sürgün edelim mi, ister misin? Anneanne. Yiğit efendim, hiç kimse tek renk değildir ki. Bir insan sadece iyi ya da sadece kötü olamaz. İyi insanın içinde kötü huylar, kötü insanın içinde de cevher olabiliyor bazen. Önemli olan senin o cevheri bulabilmen. İstiridyenin içindeki inciyi bulup çıkarabilmen. Ya insanı anlamak öyle kolay bir şey değil. Sen zannediyor musun ki her gülen böyle hayatından mutlu mesut? Kalabalıklar içinde yapayalnız dolaşan o kadar çok insan var ki. Görsen ağzı kulaklarında ama içinden ağlıyor. Bazen
Fazla sevgi, aşırı ilgi bile zarar verebiliyor insanlara. O zaman insan her yerde ben birinci olayım, herkes beni sevsin, hep alkışlanayım diye kendini yer bitirir. Ama hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Yaşadıklarımız bizi bir yere götürecek. Ama sen nereye gitmek istiyorsun? İyilerin tarafını mı, kötülerin tarafını mı seçeceksin? Önemli olan bu. Unutma, kötüler gündüz gülseler de gece yataklarında hiç rahat uyuyamıyorlar. O yüzden de ben en çok kötülere üzülüyorum, biliyor musun? Üzülür musun? Evet. Neden? Yalnızlar çünkü. İçten bir kucaklaşmanın, affetmenin, bir takım içinde birlikte çalışabilmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar ki. Yani birileri onlara bir şans verip aralarını almazsa. Anladım. Alfa. Talimat bekleniyor. Günaydın. Bu bir soru değil. Soru sormadım zaten. Günaydın dedim. Haklısınız. O ne demek ya? Sana selamlaşma kodlanmadı mı? Ne anlama geldiğini biliyorum. Fakat karşılık vermeye programlanmadım. Tamam. Anlaşıldı. Senin ayarlarına inmeye çalışacağız. Tabii başarabilirsek. Neyse. Senden bir konuda bilgi istiyorum. Hedef kitle 13 yaş grubu. Bu yaş grubuna özel takım ruhunu canlandıracak, onları motive edecek tüm çalışmaları listelemeni istiyorum. Motive etmek derken bunu mu demek istediniz? Arayı bozmak. Hayır. Fitne çıkarmak. Hayır. Düşman etmek, kötülük yapmak, arkadan konuşmak. Hayır. Gerçekten işim zor ya. Aspar'ın yapay zekası da kendi gibi kodlanmış. Ya aşk olsun, ben kötü bir şey mi diyorum? Senden sadece böyle minicik, masum bir kötülük ama iyilik istiyorum ya senden. Benden eski yönlendiricimin ofisini dinlememi istediniz. Evet, evet istedim. Ben de reddettim. Bana bak, sen yapay zekasın. Bak tamam, zekasın, hani baş tacısın ama yapaysın. Yani ben ne söylersem onu yapmak zorundasın. Aşamadığım engeller var. İnsanların özel alanlarını ihlal, kişinin özgürlüğüne müdahale, izinsiz erişim. Aşamadığım engeller var mı? Kişinin özgürlük alanını ihlal. Tamam be, yapma, istemiyorum bir şey. Ah Alfama, senden sonra isteyeceğim en son şey böyle vicdanlı bir yapay zeka olurdu. Mailime ne gelmiş? Onu söyle bari. Şirket bilgilendirmesi kişiye özel. Muhatap Aspar. Malum görev konusunda 3 gün içerisinde bir toplantı yapılacaktır. Al işte. Durduk yere mutsuz oldum. Ne diyeceğim ben şimdi şirkete? Hayır, bir şey de yapamadım. Gittim mahalleye, 2 tane veletle anlaştım. Üstelik Alfa da gitti. Afet, bir duyurum var dedin, topladın bizi buraya, ne? He, ne bu tavırlar böyle? Herkese akşamki yarışmanın saatini söyleyecektim. Can, bu işi bu kadar büyütmesek mi acaba Letafet? Nasıl, önemsemiyor musun yarışmayı? Önemsiyorum tabii de ama yani gıcıktır mıcıktır da sonuçta kardeşim. Sen? Yani... Nadiren de olsa doğru söylüyor canım ablam. Ben ona kıyabilir miyim? Ablamdır sonuçta. Atsan atılmaz, satsan satılmaz.
Hem biz maksat muhabbet olsun, oturum hep birlikte makarna yiyelim dedik. Heh. Ayrıca biz onunla ayrı kulvarlardayız. Aynı sayfada değiliz. İyi madem, ama ben yine de yarışmanın saatini söyleyeyim mi? Hüseyin! Efendim Asuman abla? Makarna yarışması akşam 5'teymiş, doğru mu? 5'te. Vallahi Asuman Hanım, tebrik ediyorum. Yani habere kaynağından önce ulaşıyorsunuz. Bravo, tebrik ediyorum. Ben bu kadından korkuyorum Hüseyin. Ben de abi. İyi o zaman zaten. Detayları Osman Hanım'dan öğrenirsiniz. Bana gerek kalmadı. Aa, olur mu öyle şey ya? Lütfen sizlerin size söylemeniz bambaşka olur ya Letafet Hanım. İştahım kaçtı. Hüseyin. Efendim abi. İçindeki girişimcilik ruhunu dizginleyemiyorsun değil mi? Dizginleyemiyorum abi. İçinden bir ses sana sürekli yürü be Hüseyin. Hadi be oğlum, 38 tane iş yaptın, batırdın. 39.'yu da yap diyor değil mi? Aynen öyle abi ya. Görmüş geçinmiş adamın hali bambaşka ya. Şıp diye anladın ya. Anlarım. Peki sence ben ne iş yapayım abi? Hüseyin, esnaflık insan inceleme marifetidir. Çevrendeki insanları inceleyip neye ihtiyaçları olduğunu belirleyeceksin. Ben havyar satmıyorum mesela. Neden satmıyorum Hüseyin? Neden? Çünkü insanların havyara ihtiyacı yok değil mi? Yok, ben havyarı sevmiyorum Hüseyin. İnsanların ihtiyaçlarını geçtim, kendi ihtiyaçlarımı önceledim. Bu esnaflığın master seviyesidir Hüseyin. Sen daha başlardasın. Oralarda değilsin sen daha. Abi o zaman ilk önce insanları gözlemliyorum ve o hevesle işe giriyorum, doğru mu? Bence sen girişimciliğe başlama Hüseyin. Öngörülerime dayanarak söylüyorum. Batarsın sen. Ama hevesimi kırıyorsun şu an abi. Kırılsın hevesin. Benim için bir sıkıntı yok. Bence sıkıntı var abi. O senin sıkıntın Hüseyin. Ben master seviyesindeyim. Master. Ya. Tesadüfe bakın. Gerçekten tesadüf oldu değil mi? Gerçi aynı apartmanda olduğumuz için çok da şaşılacak bir durum yok ama olsun. Ben de çocuklarla buluşmaya ofise gidiyordum. Belki ekibe yeni birileri de katılacak. Evet evet, Yiğit Efe söylemişti. İşte onları da grupla kaynaştırmak için akşam üzeri bir hamburger yemeğe mi götürsem diyordum. Ailelerinden izin isteyecektim. Belki siz de gelirsiniz. Velisi olarak yani. Ha şöyle yapsak. Mahallede makarna ziyafeti verilecek. Oraya gelseniz. Ben mi? Yani çocuklar oraya gelse. Olur, olur, olur. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Yani siz de çocuklarla görüşürsünüz. Evet, yeriz, içeriz. Güzel olur. Olur, vallahi. Oldu, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ne oldu? Gözlerinizi kısıp kısıp bakıyorsunuz. Gece icat bulacağız diye uyumadınız herhalde. Ya sen daha önce hiç icat kelimesini cümle içinde kullandın mı acaba? Ya kötü şakalar yapmayı, arkadaşlarıyla alay etmeyi belki de icat sanıyorlardı. Kardeşim, siz birbirinizi iyi mi anlaşmaya başladınız? Yok. Günaydın çocuklar, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Selim Hocam. Bugün çok şıksınız. Hadi geçelim içeri. Çocukları da ajan yaptık ama hiç güvenmiyorum ya. Gerçi ben kimseye güvenmiyorum da. Evet, kabullenmesi zor ama iş başa düştü demek Aspar. Peki, bekleyin bakalım. Akşama şenlik var. Bakıyorum herkes hazırlanmış. Evet, kim önce başlamak ister? Çocuklar, bunu bir sınav olarak düşünmeyin. Sadece birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Zeynep,
Sen gelmek ister misin? Ne güzel bir cihaz. Adını şey koyalım mı? Uçurtma. Pilli bir drone'un kayıt süresi normalde 15 dakika. Ama rüzgar enerjisi kullanan bir kayıt cihazının uçuş süresi daha uzun olabilir. Bu yüzden uçurtmanın orta tarafında kamera sistemi var. Ve enerjisini rüzgardan alıyor. Yani kayıt sırasında enerjisinin bitme ihtimali yok. Aslında güzel. Uçurtma ilk etapta fazla sarsıntı yaratacağı için elde edeceğin görüntü sabit olmayacaktır. Ama mükemmel bir çıkış noktan var. Tebrikler Zeynep. Teşekkür ederim. Bu programın kodunu Bilge yazdı. Tarihte bugün hangi icat ortaya çıktıysa, kullandığımız bütün uygulamalarda o gün tarihe geçmiş önemli icatlarla ilgili ipuçları, küçük bilgiler, bazen animasyonlar, görsellerle size gösterilecek. Mesela internet tarayıcıyı açtığınızda programın görseli, icadın görsel özellikleriyle donatılmış olacak. Bu örnekte Hazarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden uçtuğu günün görselini kullandık. Biraz kafa karıştırıcı olabilir. Hangi programların kaynak kodlarına ulaşabileceksiniz bir bakmak lazım. Ama fikir güzel. Tebrikler. Ve bu icadım sayesinde yemeklerini sıcak diye beklemek zorunda değilsiniz. Gaz kontrolünü bu kadar iyi yapabilmem büyük başarı. Tamirini düşünme, beraber yaparız. Teşekkürler hocam. Evet Şahin, sıra sende. Hocam, biz de ikimiz beraber çıkacağız hani. Onlar kardeş, biz de kuzeniz sonuçta. Tamam, hadi gidelim. Şu oyuncak helikopter. Ne olmuş yani? Seninki de bildiğimiz sıradan bir drone da o zaman. Nasıl sıradan? O drone'un her şeyini iyi tepe yapmış. Seni tanıyorum sanma. Ama bizi kandırabileceklerini düşünmesinler yani. O kadar da değil. Teşekkürler ama kimsenin beni savunmasına ihtiyacım yok. Selim Hoca zaten drone'un bütün aşamalarını benim yaptığımı biliyor. Nasıl ya? Hocam, Selim hocam, yani almış mağazadan bir drone, almış eline konsol takla attırıyor. Ne var ki yani bunda? Verin bana bir konsol, ben de takla attırayım. Şahin, Yiğit Efe drone'unu kendi tasarladı. Kodlamasını kendi yazdı. Yani orijinal ve kişiye özel bir drone. Ya hocam, ne yazmış? Hani, nerede? Neyse arkadaşlar, şu an bazı şeyleri bilmiyor olmanız normal. Sonuçta herkes kodlama bilmek zorunda değil. Önemli olan takımın sizden nasıl faydalanacağı. Eğer seçilirsiniz tabii. O da doğru. O zaman oylamaya geçelim. Ne dersiniz? Evet çocuklar. Tek oylama yapacağız. Arkadaşlarınız Şahin ve Müge takıma katılsın diyenler el kaldırsın. Açıklama yapmak zorunda değiliz. Ama ben söylemeden edemeyeceğim.
Bakın şu anda bu takımda kime ihtiyacımız olduğunu bilmiyoruz. Zaten ihtiyacımız olmayanları eleye eleye ilerleyeceğiz. Hepinize eşit davranmak adına ben oyumu olumlu yönde kullanıyorum. Nasıl yani? Arkadaşımız açıklama yapmak zorunda değil. Nasıl ya? Senden bunu hiç beklemezdim. Onlar bizim olay ettiler. Zeynep. Lütfen. Hem tüm bu projeler öncelikle ekip işidir. Ekibindeki herkesi sevemezsin ama birlikte yol yürüdüğün herkes sana bir şey katar. Bir insan sadece iyi ya da sadece kötü olamaz. İyi insanın içinde kötü huylar, kötü insanın içinde de cevher olabiliyor bazen. Ne? Nasıl yaparsın ya, nasıl? Onlar bizimle alay ettiler diyorum. Sana güvenmemekte haklıymışım. Bunu ben de anlamadım. Niye öyle bir şey yaptın ki? Zaten oylar eşitti. Düşündüm ki... Onları neden engelleyelim? Eğer takıma bir katkılar olacaksa kalsınlar. Olmazsa da Selim Hoca onları tespit edip gönderir. Yiğit Efe haklı. Biz kimseden korkmuyoruz. Evet çocuklar. Toplanın bakalım. Çalışmalara yarın başlayacağız. Bir yandan takım olmaya alışacak, bir yandan da büyük yarışa hazırlanacaksınız. İşimiz oldukça zor. Grup kurallarını yarın size açıklayacağım. Ama şimdi takımımız için bir isim bulmamız lazım. Herkes düşünsün, fikirleri sonra değerlendiririz. Şimdilik geçici bir kod isim kullanabiliriz. Kırlangıç olsun mu? Bak bu güzel. O zaman takımın kod adı Kırlangıç olsun. Zeynep biraz da sen üzül. Biliyorum. Bana nedenini sormayacak mısın? Neyin? Neden onlar katılsın diye oy verdiğimi. Sormayacak mısın? Sormayacağım. Çünkü kardeşiz. Sana küsersem evde canım sıkılıyor. Hadi ben eve geçiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz kanki. Makarna yiyeceğiz. Unutmayın. Tamam. Müge. Geliyor musun? Nereye? Mahallede makarna yenecekmiş ya. Yok canım ben almayayım. Kilo yapıyor. Makarna mı dedi o? Sorma. Bir takip ettim diye aklı çıktı kızın. Dur çıkarayım takipten. Sen bu yüzden mi? Müge seni takip etti diye mi ona oy verdin? Ben bir yere uğrayacağım. Evde görüşürüz. Birini mi bekliyordu garson? Aa, hoş geldin. Hoş geldin. Gel gir gir gir. Gir. Ay sen bu saatte nasıl geldin ama? Ay annem baban çok meraklanmıştır. Ay kötü bir şey mi oldu yoksa? Bir şey yok. Sadece Zeynep'le konuşmaya gelmiştim. Tamam. Zeynep! Yavrum! Bilge, gelsene içeri. Gelmeyeyim. Sana sadece bir şey söylemek istemiştim. Anne. Efendim canım. Bize müsaade eder misin? Eşe bir şey söyleyecekti. Onu söylesin giderim ben. Buyur çocuğum. Anne. Siz. Tabii ya. Tabii artık genç kız oluyorsunuz. Anladım. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Baş başa. Konuşun. Sen de baba. Kızım ben sizi dinlemiyordum ki. Su içiyordum. Benim mahallede hiç kız arkadaşım yok. Müge hem çok popüler bir kız hem de çok havalı. Bugün oylamadan önce benim hesabımı takip etti. Benim adımı soyadımı bilmesine bile şaşırdım. Ama seni kendi tarafına çekmek için yapmıştır bunu. İş bittiği an takipten çıkar ki. Öyle yaptı zaten. Ama neyse ki bundan sonra Müge ile arkadaş olmaya çalışmak zorunda değilsin. Neden?
Çünkü artık dostum benim. Bu akşam mahalleye gelecek misiniz? Bilmem. Gider miyiz baba? Olur kızım. Sıkı giyinirsin. Şey yapar, üşütmezsin. Ahmet bir tat. Ama bile sizi dinlemedik. Gönlünüz rahat olsun çocuklar. Biz kapının önünden geçiyorduk tesadüfen. Duyduk soruyu, tamam mı canım? Tamamen tesadüfen. Ben o zaman kapıyı kapıyorum şu anda. Tamam canım. Tamam. Tamam canım. Kapadım. Sevgili mahalleli. Bugün burada çok önemli bir olay için toplanmış bulunuyoruz. Nesi önemli ya diye sormayın, soran olursa üzerim. Şöyle ki zaten soru sorulacak kadar mantıklı bir atmosferde değiliz. Kardeş kavgası söz konusu. Buyurun Ayşe Hanım. Ama Kamil Bey keşke siz de jüri olsaydınız. Ben böyle çok arada kalıyorum ya. Ben hiç arada kalmam. Unutmayın ki uzun süreli bir bakkal olmanın sırrı üç şeyde yatar. Birincisi... Mahallede açılacak süpermarkete karşı her türlü çirkinliği yapacaksın. İkincisi online alışverişe karşı çıkacaksın. Üçüncüsü jüri olmayacaksın. Buyurun. Sıkılın. Sıkılınla başlayın. Ağzınız tadı bir yerine gelsin şunu güzel güzel. Bununla başlayın. Ya ikisi de gayet güzel. Ellerinize sağlık. Buyurun, afiyet olsun. Annem.
afiyet olsun. Buyurun. Şey, sizden bir şey rica etsem. Şu makarnaları da alt sokaktaki eve götürebilir misiniz acaba? Tabii, seve seve. Işıkları yanıyordu da yeni taşındılar herhalde. Şu hemen aşağıdaki evden bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. Senelerdir içim böyle huzurla dolmamıştı. Şirketin işleri yok. Kimseyi takip etmek yok. Aspar yok ya. Aspar yok. Allah'ım çok mutluyum. Şaşırdın komşu. Yani alışsa niye edersin? Artık hep yan yanayız.